Adam orada çok pervasız Allah'la bir insanın saygısızca konuşmasından bahsediyor. Evet hocam, haşa. Şimdi düşün ya, bu alim adam, bu bilgili adam Allah'la böyle saygısız konuşmayı bu mahsursuz gördüğüne göre, haşa, ben de daha saygısız olayım diyecektir. Haşa, evet hocam. O adamın oradan alacağı kıssa budur. Bunu alır. Yani demek ki Allah'la böyle pervasız konuşuluyor diyecektir. Ve Allah'ın haşa öyle bir şeyi akledemediğini, kaderde böyle bir şeyin olamayacağını ve kaderin böyle tartışmalarla geçtiğini düşünebilir. Yani bu tarz. Evet hocam. Halbuki Allah'ın karşısında, Allah diyor ayette, artık diyor o gün başlar öne eğiktir diyor. Hırıltıdan başka hiçbir ses duyulmaz diyor. Kimse sesini çıkaramıyor Allah'ın karşısında. Evet hocam. Öyle kafa tutar bir uslup, haşa, küstah bir uslup, haşa, kimsenin haddine değil. Haşa, evet hocam. O gün diyor başlar öne eğilmiştir diyor Allah. Sadece bir hırıltı, yani bir ses vardır diyor, yani yoğun bir hırıltı. Başka bir ses yoktur diyor Allah. İnşallah. Adam orada çok pervasız bir uslupla Allah'la tartıştığını söylüyor. Fazıl mı o film? Fazıl. Evet, göster. Yahya bin Eksemel Kazi Hazretleri, büyük zat, mana aleminde gördü Evliyaullah'tan. Çok önemli bir mesele bu. Dediler ki Allah'ın huzuruna çıktın, öldün gittin. Allah sana ne muamele yaptı? Ya dedi, ben bütün makamları açtım, açtım, açtım. Tam huzuruna beni aldı. Bana demesin mi ki, ya şeyhe su, ey kötü ihtiyar, günahkar adam, yaşlıyken bile günah yaptın demez miydi? Ben de oraya kadar gelince işi bitirdik zannettim. Bana böyle deyince, bir de günahlarımı şöyle yaptın, şöyle yaptın, tek tek de sayınca dedim ki ben yandım. Yandım ama Allah'ın hikmeti işte, mübarek alimin ilmi oraya, ama mübarek alim. Tam orada dedim ki diyor, ya Rabbi, bana senin hakkında böyle rivayet gelmedi. Senin bana böyle yapacağına dair ben hadis okumadım. Benim rivayetim böyle değil. Mevla'dır, ya Yahya, benim hakkımda ne haber aldın? Bak şimdi, muhaddis, ne kadar yakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki, bana Zühri anlattı, ona Mamer anlattı, ona Urve anlattı, ona da Ayşe anlattı radıyallahu anh. Ona da Muhammed Mustafa anlattı, ona da Cebrail aleyhisselam anlattı, ona da sen anlattın. Bende hadis kaynak var. Ne buyurdum ben? Mevla soruyor bilmezmiş gibi. İnni le estahiyen uaddibe şahibeten şahibet fil İslam. Saçını sakalını Müslüman olarak namazla abdestle ağırtan yaşlı kulumu azap etmekten utanırım diye hadis var. E ben dedi 60'ı geçtim, bembeyaz sakalla huzuruna geldim şimdi. Bana azap mı edeceksin? Mevla buyurdu ki, ya Yahya, sen doğru rivayet ettin. Sana söyleyen Zühri doğru söylemiş. Mamer ona doğru söylemiş. Urve ona doğru söylemiş. Ayşe ona doğru söylemiş. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye doğru söylemiş. Cibril benden doğru söylemiş. Hadi seni affettim git. He? Birkaç hadis bilsek ama adam orada da bildiğini unutur kardeşim. Böyle alim olacaksın ki tak 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 okuyacaksın. Biz nerede okuyacağız ya? Rezil oluruz kalırız. Ne delil bahane ortaya koyacaksak Allah bize de onu telkin etsin, öğretsin. Fazl-ı keremiyle, yoksa kurban oldu. Bak ne kadar avami bir uslupla Allah'la konuşulacağını söylüyor. Demesin mi diyor mesela. Evet. Bak Allah'ın demesinden rahatsız olmuş oluyor. Demesin mi diyor. Evet. Ben de diyor işi bitirdik zannettim diyor. Bak işi bitirdik. Yani böyle avami bir uslupla Allah'la konuşma. Yani böyle piyasa ağzıyla. Evet. Böyle bir uslup olur mu? Veli bir insanda, Allah'tan korkan bir insanda böyle bir uslup olur mu? Olmaz hocam. Haşa yani, inşallah. Böyle suni, saygısız bir uslup ortaya koymaya çalışıyor. Yani hayalinde evet, böyle bir uslupla konuştu diye getirtmeye çalışıyor. Benim rivayetim var diyor. Yani Allah'la böyle cedele girdiği uslubunu veriyor. Haşa, evet. Allah bilmiyor. Yani böyle bir hadis söylediğinden de haberi yok. Yahut onun söyleyeceği, yani onun bilgisinde olan sözden de haberi yok gibi. Evet. Ve sert bir tartışmayla Allah'ı yenmiş oluyor, haşa. Haşa, evet. Ve Allah orada sanki mahcup olmuş oluyor. Ha tamam dedi diyor. Yani öyle bir uslup. Böyle bir din anlayışı olsa ne olur bir insan? Değil mi? Evet hocam. Mesela bak unutmayı da diyor Allah affetmez. Adam mesela çıksa diyor orada heyecandan unutsa diyor böyle bir hadis olduğunu, konu biter diyor. Bir de saçı sakalı beyaz bir insan düşünelim. Ama her türlü ahlaksızlığı yapmış. Evet. Ama la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Bu yeterli değildir saçın sakalın beyaz olması. Evet hocam. Evet. Albino da olabilir. Evet. Saç sakalı beyaz olabilir. Allah bizi neye göre yargılayacağını Kur'an'da ve hadislerde açık açık belirtmiştir.
biz Kur'an'a uyup uymamamızla göre yargılanacağız biz. İnşallah. Saçımıza sakalımıza göre yargılanmayacağız. Saçımızın beyazlığına evet, göre. İnşallah. Değil mi? Evet. Bazı insanların saçı sakalı beyazlanmaz. Yaşı ilerler. Siyah kalır. Adam bu dezavantajlı olmuş oluyor bu insan. Saçı siyah kaldığı için. Evet. Değil mi? Evet hocam. Veyahut mesela genç ölebilir. Saçı sakalı, siyahtır. Burada aynı suçu işleyecek şahıslar ama birininki sakalı beyaz olacak, saçı beyaz olacak, birinin saçı siyah olacak. Sırf saç rengi farkından dolayı biri cehenneme gidecek, biri cennete gidecek. Saç farklılığından dolayı. Aynı suçtan dolayı. Evet. Aynı suç olacak. Yani bunu bir insan rahatça düşünür, gençler düşünür, insanlar bunu düşünür. Yani yoğun olarak mantıksızlık, yoğun olarak yani bir Müslümanı kabul edemeyeceği, Kur'an'a uygun olmayan, hadise uygun olmayan uslup çıkartıyor. Evet hocam. Bunun sonucunda da insanların dine, İslam'a karşı güveni çok ciddi şekilde sarsılıyor. Yani Müslümanlık buysa ben Müslüman olmayacağım diyor adamlar o zaman. Böyle bir riski var. Evet hocam. Yani bu daha da genişletilebilir. Yani bu sadece bir tanesi, bunun gibi yani yüzlerce, binlerce konusu var Cübbeli'nin anlattığı. Gece gündüzde insanlara bunlar aktarılıyor. Halk, insanlar da bunları birbirlerine anlatıyorlar, dillerle anlatıyorlar. Adam düşünür ya der, ben aynı şekildeyim, benim saçım sakalım siyah, onunki de beyaz, iki insan var. Biri cehenneminde sonsuz azap çekiyor, bir tanesi de hiçbir şekilde cehenneme de gitmiyor, sonsuza kadar cennette kalıyor. Sırf sakının, saçının beyazlığından dolayı. Evet hocam. Değil mi? Evet. Böyle bir üslupla da Allah'la konuşulur mu? Müslüman böyle piyasa ağzıyla konuşur mu? Haşa. Allah'ın karşısında ne haddine, nasıl böyle bir şey gücü yetsin? Evet. O gün sesler kısılmıştır diyor Allah. Evet. Baksana üsluba nasıl, yani yaşıyor o anı adeta. Evet. Demesin mi ya diyor, ben de iş bitti zannettim ya diyor. Evet. Piyasa ağzıyla. Bakayım ahirette böyle konuşabilecek mi Cübbeli? Konuşamaz tabii. Değil mi? Bak evet, bütün müminler evet, orada olacaklar. Evet. Bakalım bu cesareti, bu uslubu kullanabilecek evet, mi bu çirkin cesareti? Yani unutmasın, aklında iyi kalsın. Değil mi? Evet hocam. Onu tasdik edenlerin de aklında iyi kalsın. Evet. Bakayım bunu söyleyebilecek mi Allah'ın karşısında? Böyle demesin mi? İş bitirdik bilmem ne. Böyle piyasa ağzıyla konuşabilecek mi ahirette? Tabii konuşamaz. İş konuşamaz. Evet. Bak Allah diyor o gün sesler kısılmıştır diyor. Evet. Başlar önündedir diyor Allah. Evet, evet hocam. İnşallah. İnşallah. Ya çok uzun konular da fakat ben bir tane örnek veriyorum. Yani binin üstünde böyle konusu var. Evet. Evet.